Hatay'dan hepinize merhabalar. Arkadaşlar malumunuz Hindistan'dan sonra Hatay lezzetlerini, Antakya yemeklerini paylaşmaya çalışıyoruz her hafta. Gene özel bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu gördüğünüz gül biberi. Gül biberi bizim buralarda yetiştirilen, daha çok kebaplarda kullanılan, turşusu yapılan bir biber. Ama biz bu videomuzda bir değişiklik yapacağız ve gül biberi dolması yapmaya çalışacağız. Tabii bunlar küçük küçük biberler. Malzemelerimiz de hazır. Malzemelerimizi karıştırıp harcımızı yaptıktan sonra dolma yapımına geçeceğiz. Ama öncesinde malzemelerimizi de size tanıtmak istiyorum. Burada küçük bir kase bulgurumuz var. Ondan sonra büyük bir kase pirincimiz var. Ondan sonra şu gördüğünüz maydanoz. Maydanozdan sonra pardon, bu nane. Şuradaki maydanoz veya bu nane ile maydanoz, bu da karışık. Ondan sonra sarımsak ve soğanımız var. Küçük bir kase. Domates salçamız var. Gene buralarda yetişen bir yapılan bir domates salçası. Nar ekşimiz var. Gene ev yapımı. Ve arkadaşlar kuyruk yağımız var burada. Koyunun kuyruğundan elde edilmiş yağ. Daha sonra sumağımız var arkadaşlar. Gene Hatay'a özgü bir baharat çeşidi. Ve son olarak zeytinyağımız arkadaşlar. Harcımızı bu malzemelerle yapacağız. Ondan sonra gül biberlerini doldurmaya çalışacağız. Bakalım sonunda nasıl bir yemek meydana gelecek. Hep beraber görelim. Arkadaşlar gül biberlerin altına tencerenin tabanına koymak için böyle küçük kabaklardan da oyuyoruz. Bunların da içini dolduracağız. Evet, harcımızı, dolma içimizi hazırlamaya başlıyoruz. Öncesinde büyük bir kase pirincimizi koyduk. Daha sonra küçük bir kase bulgur. Nanemizi. Naneden sonra maydanozumuzu da ekledik. Böyle 1,5 kaşık kadar kuyruk yağımızı ekliyoruz. Evet, Hatay'a özgü domates salçası. Bu arada bu geçen senenin salçası. Yani eski bir salça.
Ardından nar ekşimizi koyuyoruz. Birkaç kaşık sumağımızı ekliyoruz. Ve ardından karabiber, kırmızı toz biber ve tuz karışımını da harcımızın üzerine ekledik. Ve olmazsa olmazımız tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağını göz kararı ekliyoruz. Kıvamına göre de eklemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar gül biberi dolmamızı toprak tenceremizde pişiriyoruz. Altını da yaktık. Arkadaşlar gül biberinden yaptığımız dolmalarımız pişti. Şimdi servis tabağına alacağız. Arkadaşlar, gül biberi dolmamız hazır. Bu kardeşimin projesiydi. Tadı gayet güzel, acısı yerinde. Defne kokuyor mis gibi. Evet, üzerine de yoğurt ekleyip gül biberi dolmamızı o şekilde yiyeceğiz. Bugünkü videomuz da böyleydi arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.